fx eşittir eksi x kare artı a, x artı b bölü x kare artı c, x artı d denkleminde a, b, c ve d bilinmeyen sabitlerdir. Aşağıdakilerden hangisi y eşittir fx'in grafiği olabilir? Kesikli çizgiler asimtotları gösterir. Peki, ilginç bir soru. Burada da 4 tane seçeneğimiz var. Şu an üçünü görebiliyorsunuz ama ekranı biraz sağa kaydırırsam sonuncuyu da görebilirsiniz bu sabitlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Kısacası bize çok fazla bilgi vermedikleri için bunun ilginç bir soru olduğunu düşünüyorum. İşe yatay asimptotlarla başlayalım. Yatay asimptot x'in sonsuza yaklaşırken çok büyük ya da çok küçük değerlerinde ne olduğunu değerlendirir. Hemen yazalım. x sonsuza giderken ya da x eksi sonsuza giderken f(x) yaklaşık olarak bir bakalım burada yüksek dereceli terimlere bakmamız lazım. Çünkü x'in değeri ya da mutlak değeri demeliyim. Mutlak değeri arttıkça bu terimlerin alacağı değer fx'in alacağı değeri belirleyecek. Onun için buraya eksi x kare bölü x kare yazıyorum. Ve bu da eksi 1'e eşit. Öyle değil mi? O halde x sonsuza ya da eksi sonsuza giderken fx'in de eksi 1'e yaklaşacağını söyleyebiliriz. Bu da yatay asimtotun eksi 1'de olduğu anlamına gelir. Şimdi de seçeneklere bakalım. A seçeneğindeki yatay asimtot, evet, eksi 1'de. Burada. Doğruların üzerindeki her nokta 2 birim olduğuna göre, burası eksi 2, bu noktada x eşittir eksi 1 noktası. Evet, A seçeneği iş görür gibi. B seçeneğindeki yatay asimtot, y eşittir artı 2 olduğuna göre, B seçeneğini eleyebiliriz. Neden? Çünkü x sonsuza ya da eksi sonsuza giderken yatay -ya asimtotun eksi 1'de oluşacağını biliyoruz. Buradaki yatay -ya asimtot ise y eşittir 0'da. Çünkü grafik x ekseninin üzerinden ve altından x eksenine yaklaşıyor. Yatay -ya asimtot y eşittir eksi 1 olmadığı için bunu da eledik. Ve son olarak d seçeneğinde de yatay -ya asimtot y eşittir eksi 1'de değil y eşittir 0 olduğu için d seçeneğini de eliyoruz. Bu arada bu yaptığım mantıklı bir işti çünkü soruda verilen bilgilerle bu grafiklerin sadece yatay asimtotlarını değerlendirebildik. Sabitlerin ne olduğunu bilmediğimiz için denklemlerin köklerini ya da belirli aralıklardaki davranışlarını ya da sıfır yapan değerleri değerlendirebilecek veriye sahip değiliz. Değerlendirebileceğimiz tek şey x'in çok büyük değerlerinde denklemin alacağı değerin x kareli terimler tarafından belirleneceği ve bu değerinde eksi 1'e yaklaştığı. A seçeneği de bu durumu sağlayan tek seçenek.